YSK'nın kararının ardından Meclis Genel Kurulu da ilk toplantısını dün yaptı. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin seçimlerle ilgili verdiği önergeler AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Genel kurulda tansiyon bir hayli yüksekti. 6 Mayıs 2019 ülkemizin demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Seçim İstanbul gibi Türkiye'nin marka şehrinin şaibesiz bir şekilde yoluna devam etmesinin mecburiyetiyle ortaya çıkmıştır. Tasallut, hukuk cinayeti, gasp, darbe, yani bir ajitasyon ve provokasyon yapılmak isteniyor herhalde. YSK seçim yenilensin dedi. Meclis Genel Kurulu'nda da tansiyon yükseldi. 130. maddesi kapsamında. Ya bir dinleyin arkadaşlar. Öğrenmek istiyorsanız dinleyeceksiniz ya. Bir dakika. O daha bebekken ben İstanbul'da dolaşıyordum. CHP ve HDP YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili grup önerisi verdi. İYİ Parti ise 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerindeki sandık kurullarının araştırılmasını istedi. Bu 3 öneri de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Dünya hukuk tarihine 4 tane evrağın 3'ünü makbul, 1'ini gayrimakbul ayırıp seçim yenileyen bir kurul olarak geçti. Ortada bir hukuk cinayeti var. Ortada bir hukuk darbesi var. Tarihe geçecek bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Yüksek Seçim Kurulu bizim bunun dışında pek çok talebimize de red kararı vermiştir. CHP milletvekili Özkan Yalım kürsüye adalet terazisi çıkardı. Vicdan yazısı astı. CHP'li Yalım'ın sözlerine AK Parti ve MHP'den yanıt geldi. Bu adalet heykelinin artık terazisi ayarı kaçmıştır ve de gördüğünüz gibi tek taraflı sallanmaktadır. Ciğeriniz yanıyorsa ittifak olarak beraber meydanlara iner, propagandanızı yapar, seçimlerde milletten desteğinizi alırsınız. Evet. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı İmamoğlu'ndan alıp Binali Yıldırım'a vermedi ki. Bu feveran ne? Bu feryat niye?